Bugün çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık bugün. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Bu arada da en son formasını giymekte olduğu Konyaspor camiasına da başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bugün sizlerle bir araya gelme kararı verdim. Bunun sebebi de özellikle son günlerde hepinizin malumunca gerçekleşen olaylar silsilesinde çok fazla doğru olmayan haberlerin etrafta yayılması ve bu haberlerin çeşitli kesimlerce Galatasaray'a zarar vermek için kullanılmaya başlaması. Bu sebeple bütün sorularınıza içtenlikle, doğrularla cevap vereceğim. Öncelikle şunu söylemek isterim. Galatasaray fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir toplumdur. Ve değerlerinde her şeyi sorgulamak ve eleştirmek vardır. Fakat Galatasaray'ın değerlerinde aynı zamanda da bir üslup vardır. Bu üslup bizim için çok önemlidir. Çünkü bizi diğer toplumlardan, diğer kulüplerden ayıran önemli bir faktördür. Onun için bu üsluptan hiç uzaklaşmadan sorgulanmayı, eleştirilerin hepsini saygıyla karşılayan biri başkanım ve yönetim kurulu arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım da aynı değerleri benimle birebir paylaşıyorlar. Son günlerde olan, gelişen bir takım olaylar Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Galatasaray başkanlık makamını yıpratmak amaçlı Galatasaray'ın hiç alışık olmadığı bir üslupla kullanılmaya çalışıyor. Hepinizin şunu bilmesini isterim. Galatasaray başkanlık sistemidir. Rahmetli Ali Sami Yen kurucumuzun döneminden de gelen. İçinde tartışır, konuşur ve kararı son olarak seçilen başkan verir. Ben bu başkanlığa aday olurken çok zor kararları vermem gerektiğini biliyordum. Bunu da kişilere sevgi veya sevgisizliğim üzerinden değil, içimdeki Galatasaraylılığın vermiş olduğu o anki Galatasaray için en doğru yön olan kararı vermeye çalışıyorum. Bunun bedelini de beni seçen üyelerimiz karşısında hem hesabını hem de bedelini ödemeye, hesabını vermeye hem de bedelini ödemeye her zaman hazırım. Ama asla Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesini, Galatasaray kulübüne zarar verilmesini kabullenmem. Bence hiç olaylı olmadı. Seçim dönemi de söyledim. Fatih Hoca ilk önce benim için çok sevdiğim bir kişi. İkincisi çok iyi bir Galatasaray divan kurulu üyemiz. Üçüncüsü teknik direktör. Bu konuda da birlikte çalıştığımız gibi yollarımızı ayırmamızda son derece Galatasaray'a yakışır bir şekilde aramızda oldu. Bu yüzden de buraya çıkarıp sizlerle konuşmak istedim. Çünkü hakikaten bununla ilgili gördüm ki bizim yapmış olduğumuz resmi açıklamalar yeterli olmuyor. Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratmak adına ciddi bir iletişim çalışması yürütülüyor. Bizim hocamızla aramızda son derece hep çalıştığımız günden itibaren birlikte çalıştığımız eskiden de olan son derece Galatasaray'ı ikimiz de çok iyi tanıyoruz. Son derece Galatasaray'a yakışan konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz. Ama sonuçta ben başkanım ve Galatasaray için en doğru kararı vermek yükümlülüğünde olan ve bu iş için üyelerimiz tarafından görev verilmiş kişi benim. İkincisi hocamızın yerine, hocamız görevdeyken bir hoca ile görüşmedik. Ama Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın futbol paydaşlarıyla ilişkisinin olması ve sürekli iletişimde olup görüşmesi son derece normaldir. Bunu da Fatih Hoca özelinde söylemiyorum. Herhangi bir hoca görevdeyken de yapabilir, görüşebilir. Ben bugün birçok kulüp başkanıyla, birçok teknik direktörle,
birçok futbolcuya da ilişkilerimiz var, görüşüyoruz. Futbol dünyası çok sürekli değişen, çok dinamik bir dünya. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. Aynı şekilde teknik direktörlerle, başka teknik direktörlerle görüşüyor. Bu son derece normal. Bu görüşmeler de normal. Gizli saklı görüşmeler de değildir. Ve Galatasaray için de her zaman en doğru kararları almak, benim görevim olduğu için de en doğru kararları vermek adına da tüm futbol paydaşları görüşmemiz son derece normaldir. Evet, doğru. Ben ve arkadaşlarım önemli projelerle Galatasaray'ın üyelerinin huzuruna çıktık ve bir seçim yarışı yaşadık. Ve burada 3 sene için bir görev, bize görev için teveccüh gösterildi. Biz bu yola çıkarken projelerimizi ve stratejilerimizi en uygun şekilde uygulayacağımızı düşündüğümüz ekiplerle bir araya çıkmaya karar verdik. Yönetim ve hoca tarafını ayırıyorum. İkisini biraz sonra. Öncelikle biz çok geniş bir ekibiz. Hep baştan beri onu söyledik. Çok büyük bir ekibiz. Bunun tabii zorlukları da var. Bu kadar büyük bir ekip. Biliyorsunuz geçmişte yönetimlerde hep 2-3 kişi çalışır. Gerisi sadece yönetim kurulundan maçtan maça gelir söylemini değiştirmek için bu kadar büyük bir ekip kurduk. Bu ekipte de bir ekip çalışması olması mecburiyeti ve insanların birbirine karşı saygı ve anlayışla davranma mecburiyeti var. Şu anda en azından şunu söyleyebilirim ki 9-10'dan fazla arkadaşımız bir fiil sabah akşam Galatasaray'ın mevzularını çözmek için çalışıyorlar. Yolda tabii ki sevgimizi ve Galatasaray için doğru olanı bir kenara bırakmak suretiyle anlaşmazlıklarımız olabiliyor. Bu çok doğaldır. Galatasaray'da ben 2 kere istifa etmiş bir yönetici olarak başkan oldum. O istifalarımın sebebi de başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımla anlaşamamaktı. Hem bu anlaşmazlıkları yaşayan arkadaşlarımıza hem de kararlarına her zaman saygı duyuyorum. Biz seçilirken aynı ekiple bu görevimizin sonuna geleceğiz taahhüdünde bulunmadık. Bulduğumuz taahhüt bu stratejiyi uygulayıp Galatasaray'ın en zor döneminde geleceğe aydınlık bir Galatasaray yaratmak adına stratejimizi uygulamaktı. Bu stratejilerimizin de peşinde devam ediyoruz. Fatih Hoca ile ilgili de hep devamlı aynı şeyi söylüyorum. Bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir. Bugün Fatih Hoca ile son derece Galatasaray'a yakışır bir şekilde yollarımızı ayırdık. Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu stratejilerimiz bizim için hem benden hem yönetim kurulu arkadaşlarımdan hem de bütün profesyonel arkadaşlarımızın hepsinden daha önemli. Çünkü Galatasaray'ın stratejileri. Biz yola çıkarken kişilerin değil Galatasaray'ın stratejilerini ve sistemlerini oluşturmak için yola çıktık. Yarın ben de gitsem, yönetim kurulundaki arkadaşlarım da gitse, yerine yeni Galatasaraylı arkadaşlarımız geldiğinde yönetim kurullarını sürekli değiştirme diye Galatasaray'ın sürekli çalışan sistemlerini oluşturmak için yola çıktık. Onun için burada kişi bazlı değerlendirmek hata olur. Tabii burada şunu da ayırmak istiyorum. Hem yönetimden ayrılan arkadaşlarımız hem de hocamızla çok ciddi bir sevgi bağımız var. Ama çok önemli bir kurumu yönetiyoruz. Benim omuzlarımda arkadaşlarımla beraber çok ağır bir yük var. Burada kişilere sevgimiz üzerinden de bazı kararları alamayız. Bunları şunu da bilmenizi isterim. Ben bir Galatasaraylıyım. Tabii herkesin söylediği gibi Galatasaray ölçeriliğimiz yok ama herkesin Galatasaraylı görüşü, Galatasaraylı kendine. Ben çok iyi bir Galatasaraylı olmaya çalışıyorum. Çok sevdiğim için kendime Galatasaraylıyım. Bütün bu kararları verirken taraftarlarımız ne kadar üzülüyorsa benim de bir tarafım o kadar üzülüyor. Onun üzerine sevdiğim insanlarla ilgili bazı kararlarken beraber de olsa aynı üzüntüyü ben de yaşıyorum. Bu zor değil ama bu zor bir şey, zor bir görev.
Ben zaten zor kararları Galatasaray adına almak üzere buradayım. Galatasaray Başkanı olarak. Onun için de Galatasaray için doğru bildiğim kararları bazen içim acıyarak da olsa, üzülerek de olsa almak mecburiyetindeyim. Onun için bu koltukta oturuyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanıyım. Galatasaray Spor Kulübü'nü ve iştiraklerini yönetmek üzere üyelerimiz tarafından seçildim. Tabii ki tüm sorumluluk bana aittir. Her iyi şeyde de, kötü şeyde de her şey bana aittir. Bunun da hesabını tekrar söyledim. Üyelerimize verecek olan benim. Ama aldığım kararların, yönetim kurulu arkadaşlarımı da istişare ederek, ekip arkadaşlarımı da aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben bu işlerin anlık bu kararları almıyorum. Galatasaray'ın bütün resmine bakarak Galatasaray'ın geleceği için en uygun gördüğüm kararı alıyorum. Burada kişisel ilişkilerimi de her zaman Galatasaray'ın arkasında ikinci plana koyarak alıyorum. Bu tazminat konusu da hocamızın böyle bir talebi olmadı. Fatih Terim'i bir seçim vaadi olarak konumlamak hem hocaya saygısızlık olur hem de Galatasaray Spor Kulübü üyelerine saygısızlık olur. Biz ayrıca şunu da söyleyeyim. Bir başkan adayının çok kısa süre içerisinde başlayacak birlikte biliyorsunuz seçimi de geç yaptık. Hangi teknik direktörle en büyük gelir ve gideri oluşturan branşında beraber çalışma arzusu olduğunu söylemesi kadar da doğal bir şey yoktur. Şimdi teşekkür ederim. Birlikte çok şey başaracağız söyleminin altını biraz doldurayım. Seçim dönemi çok anlattım ama biz yola çıkarken kolay bir yol tercih etmedik. Şu oyuncuyu transfer edeceğiz, bu sene hemen şampiyon olacağız, hemen bunu yapacağız gibi kolay yollar yerine Galatasaray'ın yanlış alışkanlıklara gelmiş olduğu bu zor durumdan çıkması için gerekli bütün önlemleri cesaretle alacağımızı söyledik. Galatasaray'da maalesef bugün de sizin söylediğiniz yaşanmaya ve yaşatılmaya çalışılan bir ayrışma var. Bu kutuplaşma daha önce de vardı. Biz birlikte çok şey başaracağız derken Galatasaray değerleri çerçevesinde Galatasaray'ın geleceğini buradan aydınlık bir geleceğin çıkmasını isteyen kalabalıkla birlikte yürüyeceğimiz yürümek hedefiyle bu sloganı benimsedik. Sloganımız hala aynıdır. Hala birlikte çok şey başaracağımıza inanıyoruz. Bunun için de elimizden gelen tüm cesareti ve emeği göstereceğiz. Tabii ki ben başkan olarak her zaman içinde olacağım. Ben Galatasaray'ın her konusunun içindeyim zaten. Fakat Galatasaray'da uzun vadeli kurumsal bir futbol stratejisi için yapacağım hamlelerde birçok yönetim kurulu arkadaşım bana yardımcı oldukları gibi bugün de oluyorlar. Bundan sonra da olacaklar. Futbol için de bu geçerli. Futbol buranın en kritik branşı ve en çok gündelik iş olan ve konu olan branşlarından bir tanesi. Hoca doğru söylemiş. Görüşmeyle ilgili bilgisi yok ama ben böyle bir ismin bana geldiğini söyledim. O süreçte de eğer birlikte devam ediyor olsaydık ben görüşmeden sonra zaten böyle bir şeyin olacağını düşünseydim hocamla da paylaşırdım. Şunu da ilave etmek istiyorum. Torrent ile yardımcı, hocaya yardımcı olması için sanırım görüştünüz. Evet. Fakat şartlar doğrultusunda A takım direkt teknik direktör evet. olarak devam etti galiba evet. süreç. Öyle anlıyoruz. Evet. Peki teşekkür ederim. Demek ki görüşmemden çok memnun kalmışım. Ben bu görüşmeleri yaparken Fatih Hoca ile ilk konuştuğumuz zaman da Fatih Hoca'nın daha üst seviyede bir futbolda görev aldığı zaman altında onun yerine tek sahada geçebilecek kişilerin burada olmasına yönelik bir konuşmamız olmuştu. Dolayısıyla herhangi bir yardımcı teknik direktör adayıyla anlamak ve istişare etmek için hiçbir zaman görüşmedim. Yani ondan sonra da zaten konuşmalarımız sonucunda yardımcılık için işte bu seviyede bir yardımcılık için görüştüm. Anlatabildim mi? Yani ileride uzun vadede bu görevi yapabilecek kişilerle görüştüm zaten. Burada tabii sadece kendisi bu son iki günde de birçok kişiyle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonunda bizim futbol stratejimize en uygun kişinin kendisi olduğuna karar verdim. Son derece de
kariyerinin Galatasaray'a çok büyük faydalar getireceğini, teknik bilgilerinin Galatasaray'a son derece büyük artılar getireceğini düşünüyorum şu aşamada. Onun için Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Prensipte herhangi gelecek bir yardımcı antrenörün ya yani mevcut ekibe katkı verecek bir yardımcı antrenörün evet ileride Fatih Hoca daha üst yukarı çıktığı zaman futbolda onun görevini üstlenebilecek kalitede biri olması konusunda hocayla da zaten ilk başta hemfikirdik. Hiçbir şey görmüyorum. Zaten bu kararı aldığıma göre herhalde erken olmadığını düşünüyorumdur yani. Hayır. Şu anda tabii ki görüşmemizde ben de iyi tanıma fırsatı buldum. Detaylı ben de inceledim. Herhalde böyle bir karar alırken Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın anlık ve kendi arzusuna göre sadece karar aldığını düşünmüyorsunuz. Detaylı ben de konuştum, araştırdım. Ben de Galatasaray için en uygun olacağı düşündüm. Son derece kuvvetli bir kişilik. Geçmişte çok başarılı. Geçmişte çalıştığı kişilerle de görüştüm. Onlarla da kendisinin becerileri, bilgileri hakkında genelde böyledir zaten. Bir sorarsınız yani. Onlarla da görüştüm. Şu anda en uygun seçeneği tercih ettiğimizi düşünüyoruz. Ama tabii dediğim gibi bu tür şeylerin sonuçlarını sahada gördüğünüz zaman ki doğru olup olmadığını değerlendirebilirsiniz. Ama son derece yetkin, son derece bu görevi hak eden, son derece bu konuda ciddi tecrübesi olan ve bilgi birikimi olan bir hocadır. Kimin karşı olduğunun, kimin ne görüşü olduğunun herhangi bir önemi yok. Bugün Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak karşınızda Galatasaray Spor Kulübü adına hatta Galatasaray Sportif AŞ adına almış olduğum ve yönetim kurullarımla beraber almış olduğum bir karar için burada oturuyorum. Sonuçta bu karar alınmış ve bütün ekip arkadaşlarım da buradalar. Dolayısıyla o kararın gelişme sürecini biz her kararımızın nasıl aldığımızın detaylarını paylaşırsak kararlardan çok karar alınış şekli paylaşılır. Galatasaray'da önemli olan kararlardır ve bu kararların gelecekteki başarılı şekilde uygulanmasıdır. Biz de bunları tartışmasının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Uzun vade ve kısa vade planlar değişmedi. Uygulama şekli ve uygulayacak kişi açısından farklı kararlar verebiliriz ama planlarımızda herhangi bir değişiklik yok. Burada da bir karar verdik. Sebebini merak ediyorsunuz biliyorum ama sebebi bizim açımızdan yani oturup herhalde yani bir sebebi karşılıklı hocamızla konuştuk zaten Fatih hocamızla ve bu kararı aldık. Sebebiyle ilgili yani zaten bir açıklama yapmayı ben de uygun görmüyorum. Bu karar alındı. Sebebiyle ilgili birçok şey karşılıklı hocamız da söyler, biz de söyleriz ama bunun Galatasaray'a şu aşamada hiçbir katkısı yok. Bundan sonra bence alınan kararı ve ondan sonra Galatasaray'a faydasına bakmak lazım. Ben kendi açımdan zarar vermemesi adına her şeyi yapacağım. Tabii hocamız da çok iyi bir Galatasaraylı. Kendisi nasıl uygun görürse en uygununu yapar. Ondan sonra zarar vermediğini, tabii hiç öyle bir iradesi olup olmadığını veya neler söyleyeceğini bilmiyorum. Şu anda bu çok bir afaki bir soru. Ama dediğim gibi o gün öyle bir şey olursa o zaman konuşabiliriz, değerlendirebiliriz. Ama şu anda benim açımdan bir Galatasaray'ın efsanesini ve iyi bir Galatasaraylıyı koruyarak burada Galatasaray Başkanı olarak en uygun şekilde yolları ayırmak hem de bu Galatasaray'ın geleceği için verdiğimiz kararın başarılı şekilde uygulanmasını sağlamak önceliklerim. Şu anda ciddi bir planlama yapıyoruz. Ciddi bir revizyon görüyoruz dediğiniz şu anda bir uygulamaya sokulmuş bir şey yok henüz. Yani tahmin ediyorsunuz bir şey görmediniz. Biz de bir şey açıklamadık. Burada hocamızın birlikte çalıştığı ekipten Galatasaray'a uzun süre hizmet etmiş olan arkadaşlarımız var. Bazıları kendileri istifalarını sundular. Açıkçası bu hafta içerisinde orada bir takım birebir görüşmeler yaptıktan sonra bununla ilgili Galatasaray için en uygun kararı alacağız. Tabii burada karşı taraf yani orada görev yapan arkadaşlarımızın görüşleri ve arzuları da önemli. Bu karşılıklı bir görüşme olacak. Onun sonucunda zaten son kararları da sizlerle ve kamuoyuyla paylaşırız. Soru yöneltmeyenlerden Kutlu Akpınar. Kutlu Akpınar, Bein Sports. Sayın Başkan şunu sormak istiyorum. Futbolun dili tabii ki evrensel. Sayın Torrent göreve başladığında
yardımcı antrenörlük için herhangi bir Türk isim düşünüyor musunuz? Çünkü çok farklı futbol iklimine gelecek. Bununla ilgili bir tasarrufunuz var mı? Düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Henüz net olarak anlaşmadığımız için yani görüştüğümüz bir takım isimler var. Onları zaten anlaşma yaptıktan sonra açıklarız. Herhangi bir seçim kararı almayı düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum. Biz buraya Galatasaray üyelerinin teveccühüyle geldik. Burada karar merci yine Galatasaray Spor Kulübü üyeleridir. Bunun da mekanizmaları tüzüğümüzde bellidir. Biz herhangi bir endişe veya kaygı duymadan çok yetkin ve geniş bir ekibimiz var. Bu ekibimizle beraber bildiğimiz yoldan dönmeden bazen de çok zor kararlar alarak yolumuza devam edeceğiz. Size söylediğim şey bugün de geçerli. Bu yoldan dönmeyeceğiz ve bildiğimiz yolda gitmeye devam edeceğiz. Tabii bir takım eski alışkanlıklar var. Bu eski alışkanlıklara kesmek bir anda ve Galatasaray'ın geleceği için bazen popüler olmayacağınız kararlar almak gerekiyor. Bu zor kararları da alacak kadar cesuruz. Bunları da almaya devam ediyoruz. Tekrar söylüyorum, üyelerimizin her zaman görüşlerini de alıyoruz. Burada zaman zaman hata da yapabiliriz. Çünkü hizmet eden herkes hata yapabilir. Burada da önemli olan yanlış yaptığımız zaman dinleyerek bu yanlışı hızlı şekilde düzeltmek ve Galatasaray'a zarar vermeden doğruyu bulmak. Bunda da çok emek sarf ediyoruz. Tekrar söylüyorum, daha 7 aylık bir seçilmiş bir yönetimiz. Tabii bu şunu biliyoruz. Seçimden çıkan bazı adayların daha ikinci ay tekrar seçim hazırlanmaya çalıştıklarını vesaire biliyoruz ama Galatasaray esastır. Galatasaray güven oyu şu anda gerektirecek herhangi bir durum yok. Galatasaray'ın mekanizmaları da bellidir. Bu çerçevede görevimize devam ediyoruz.